Yeniden merhaba değerli izleyenler. Umarım hepiniz iyisinizdir. 17 Mayıs'ta yayınlanan Survivor All Star'da bir eleme gerçekleşti. Arkadaşlar bir kişi adaya ve hayallerine veda etti. Tahmin videomda da söylediğim gibi Seda adaya veda etti arkadaşlar. Peki Seda'nın gönüllüler takımından gitmesi hem ünlüler takımına hem gönüllüler takımına neler ekledi, neler kattı ya da neler kaybettirdi? Bunu ele alalım arkadaşlar ve Survivor All Star'da bundan sonraki süreçte neler olabilir bunları bu videoda konuşalım. Arkadaşlar öncelikle Seda'nın Gönüllüler takımından gitmesi Gönüllüler takımındaki kadınları gerçekten oyunlarda çok zayıflatacak. Sizlerin de hatırlayacağı gibi Ünlüler takımı röportajlarında hep Evrim gitmesinde kim giderse gitsin Evrim bizim garanti sayımız diyordu. Sizler de muhakkak hatırlamışsınızdır. Bir kere bu duruma Ünlüler takımı oyunlar açısından sevinmiş olabilir. Oyunları daha iyi kazanacakları açısından. Ama Gönüllüler takımı için hiç iyi bir haber değil bu haber. Hiç iyi bir şey olmadı. Evrim zaten çok az sayı alıyor. Nisa'nın performansı da bayağı bir düşmüştü. Sizleri de görüyorsunuz ekranlar karşısında. Kim kalıyor? Sadece Nagihan'la mı yürüyecek arkadaşlar? Gönüllüler takımı. Hayır, Nagihan nereye kadar yetişebilir? Ya Nisa bir an önce kendini toparlayacak. Ya Evrim bir an önce kendini toparlayacak. Ya da ikinci seçenek olarak Acun Ilıcalı tekrar takımları karıştıracak arkadaşlar ki sanki ikinci seçenek daha yüksek gibi. Şöyle gönüllüler takımını komple bir ele alalım arkadaşlar. İsterseniz zaten Oyaday'ın performansı son dönemce çok düştü. Ondan sonra Berkan sakatlığından sonra bir türlü kendisini toparlayamadı. Yani ne kadar da röportajlarda dese ki şöyle yükseliyorum, böyle yükseliyorum ama oyunlarda izliyorsunuz arkadaşlar ciddi bir yükselme de göremiyoruz. Umarım bundan sonra görürüz hem Ogeday'da hem de Berkan'da. Ben her iki takımı da severek izliyorum. Her zaman söylüyorum ben Survivor All Star 2022'de takım tutmuyorum. O yüzden her iki takımın da oyunlarını severek ve zevk alarak izliyorum arkadaşlar. Yani Gönüllüler takımında sadece Atakan'ın aldığı, Nagihan'ın aldığı sayılarla bu iş yürümez arkadaşlar. Hikmet ortada gidiyor. Ne çok iyi ne çok kötü. Bazen çok iyi bazen bir bakıyorsunuz Hikmet hiçbir şey yapamıyor. O yüzden Hikmet'i ortada tutuyorum ben. Ama dediğim gibi yani iki tane üç tane yarışmacının sayı almasıyla koskoca bir takım yürümeyecektir. Bunun da Acun Medya farkındadır arkadaşlar. Emin olun. Bir de şöyle bir bakarsanız üst üste 6 tane dokunulmazlığı aldı kırmızı takım. Yunan Türk oyununda Yunan tarafının kırmızı takımda çok zayıf almasından dolayı kırmızı takımın o ödül oyunu kaybetmesi ve arkasından diğer ödül oyunu alması 7 oyun arkadaşlar. Düşünün 7 oyun Acun Medya'nın mutlaka dikkatini çekmiştir ve bundan sonraki oyunlarda da kırmızı takımdaki yükseliş devam ederse ki bu şekilde zaten devam eder arkadaşlar. Gönüllüler takımı çok zayıflıyor. Acun Medya buna muhakkak müdahale edecektir ve takımlar karışacaktır. Eli kulağında diyebiliriz. Bu benim görüşüm arkadaşlar. Takımların karıştırılma ihtimali yükseldi. Eğer kırmızı takım yine kazanmaya devam ederse, Berkan'ın sakatlığı düzelmeyip daha da artarsa ve Berkan bir şekilde SMS'de ya da diskalifiye olarak giderse, Gönüllüler takımı zaten tamamıyla zayıflamış olacak. Burada bir takımların karıştırılması gibi bir müdahale gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu saatten sonra yedek yarışmacı gelmeyeceğine göre arkadaşlar seçenek olarak sadece takımların yeniden karıştırılıp tekrardan düzenlenmesi önümüzde başka da bir seçenek göremiyorum ben. Sizlerin de bununla ilgili farklı tahminleri ve düşünceleri varsa lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar. Ben Seda'nın gidişinden sonra Survivor 2022'nin yeniden bu şekilde şekilleneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Benim görüşlerim bunlar. Sizlerin de dediğim gibi farklı görüşleri varsa lütfen videonun yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Beğeniler gerçekten kanala çok faydalı oluyor. Yeni videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın.